Biz diyoruz ki 1937'de Kemalizm dediğimiz şey teşekkül etmiştir anayasaya girmesiyle, devletin içerisine nüfuz etmesiyle beraber. Peki bu Kemalist ideoloji acaba Mustafa Kemal tarafından mı örgütlendi yoksa Mustafa Kemal'e rağmen mi örgütlendi? Bunu bilmiyoruz. Yani Kemalizm, Mustafa Kemal'e kadarsa Mustafa, yani 1937'de ifade edildiğinde şimdi tarikatların pek çok hurafesinden, yanlışından, kusurundan bahsettik. Buyurun, buyurun. Haliyle tarikatların içerisinde yanlışlar, kusurlar, yani neyi ifade etmeye çalıştı Ayşe hocamız? Evet. Şunu dedi, bir adamın yüceltilmesi, şeyhin yüceltilmesi, bir makama ulaştırılması, adeta tanrısallaştırılması. Yanlış. Peki bu uygulama Atatürk Kemalizm'in kendisinde yok muydu? Evet. Yani Mustafa Kemal vefat ettikten sonra yani Atatürk Mevlidi yapıldı. Kim tarafından? Behçet Kemal tarafından. Yani Behçet okumak Kemal istemiyorum. Kemal Çağlar diyelim. Evet, Edip Ayel şunu yazıyor. Cennetse bu yurt sen onu bulduğunda harabe bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kabe. Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses. İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez. Devam ediyor. Mesela Halil Bedi Yönetken. Bunlar Kemalizmin önemli şairleri. Tanrı gibi görünüyor her yerde, topraklarda, denizlerde, göklerde, gönül tapar kendisinden geçer de, hangi yana göz bakarsa Atatürk. Efendim bu da yanlış. Şimdi elbette yani yanlış. Bakın, ama bakın, yanlışa bakın, yanlış. Bakın, bakın. Şeyhine de hocam, aynı şeyi yazan, aynı hocam, hem daha beterini yazanlar da var. Yok. Ama şimdi evet, bakın. Bir dakika, yani Erdoğan, büyük, Sayın Erdoğan için. Eğer böyle bir şey yaparsa şirk. Bakın bu İslam'a bir şirk. Attığı mendili. Şimdi, ha yani bugün bakın, çok o, güzel. Bugün dahi yapılıyor değil mi? Kim yani, yaparsa yapsın. Ama bakın ama hocam, dokunmak ibadettir diyor. Muhterem hocam. Mendili evet. Bunu söyle. Bakın bu anlayış yanlış, 1936'dan nereden itibaren devletin kurucu iradesi ve anlayışı oldu. Hayır, hayır, hayır. Diğeri bir hurafeci şeyin yazdığı şey başka bir şey. Diğeri ise devletin kurucu unsuru iradesi dediğimiz şeye dönüştü. Başka ve bu da yatır. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi son Anıtkabir tartışmaları var. Bakın evet, evet. Türbet, Tekke ve Zaviye Kanunu'yla beraber evet, 1925'le beraber hepsi kapatıldı. Tamam. Çok doğru yapılmış olabilir şimdi hani evet, deniyor ya. Şimdi türbelerin hepsi kapatıldı. 1950'ye kadar da hepsi kapalı durdu. Ama Kemalist anlayış yani Mustafa Kemal'den bahsetmiyorum zaten. Kemalizm denen şeyi 1937'de teşekkül etmiş haliyle ifade ediyorum. Evet. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisinden bahsetmiyorum. Zaten biraz önce söylediğim bu saçma sapan şiirler Mustafa Kemal Paşa hayattayken yazılmadı. Onun ölümünden sonra Kemalizm ideolojisinin kuranlar tarafından ama hayattayken yapıldı. Yazılan hayatta yapılanlar da var. Daha aşağı değil ondan. O, olabilir. Evet. Ama söylemek istediğim ama şey bakın, şu. Ama bugün dahi bugün, yapılıyor yani bakın, Sayın Tayyip Erdoğan'a. Türbeyi kapatıyoruz. Bu evet, toplumsal kapattı, bir hastalık. Hastalık evet, bu. Evet. Ama toplumsal evet, hiçbirimiz evet, siyasi yelp, özür dilerim Murat Bey. Siyasi yelpazenin. Yani Tayyip Erdoğan. Siyasi yelpazenin hiçbir yerinde öyle bulunan insanlar maalesef bu hatadan münezzeh değiller. Hepimiz bu hatayı taşıyoruz. Bizim böyle bir toplumumuz var. Türbeyi kapattınız çünkü türbede bir tapınçlık vardı. Kişi yüceltmesi ve onun üzerinden bir şey oluştu. Şimdi biraz önce gösterdim. Evet. Kemalizm oluşturan, Kemalizm ideolojisini oluşturan yani kimler? Biraz önce siz de ifade ettiniz. CHP Genel Sekreteri ile başlayan o süreç. Pekerlerle. Evet, Peker onu yapmak istedi ama işte onun kolu verdi. Evet, evet. Bunu ben öğleden sonra yaparsam. Daha sonra evet, Mustafa Kemal Paşa 78 yıl önce vefat etmiş. Doğru. Şimdi Mustafa Kemal Paşa vefat ettikten sonra Anıtkabir inşa edilmiş. Türbe ve tekkelerin hepsini kapatan Kemalist idare, evet, yani Mustafa Kemal Paşa için tam 750 bin metrekarelik bir türbe inşa etmiş. Türbedarlık kurumunu kaldıran Kemalizm, evet, haklı olarak kapattığını ifade evet, edelim, kendisi öyle büyük bir türbedarlık kurmuş ki, evet, Anıtkabir komutanlığı var. Yapmayın oradaki ya personel, orman orada Ankara'nın ormanı. Bir şey daha söyleyeceğim. Yapmayın bakın, yani öyle bakın, dersiniz bu yani. Mustafa Kemal Paşa'nın şahsını ama yani bakın üretilen dinle alakalı söylüyorum. Hayır, bir dakika ama önce bakın, cümlenizi geçmeyin. Oraya niye türbe diyorsunuz ki? Anıtkabir adı üstünde Anıtkabir. Evet. Kabir orası işte adı tamam, üstünde. Bakın biraz evet, önce mezar. Şimdi şu anda tartışma şimdi yapıldı. Türbe derken kastınız gidip bir takım kişilerin. Aynısını yapıyor şu anda Kemalistler. Tapınıyor oraya. Kişilere giderken. Nereden secde edenler. Yani gidersin. Sana ruhum, ruhum her şeyim var. Kızım evlensin. Şey. Ben neyim ne o Anıtkabir'de böyle şeyler mi yapayım? Tabii onlar bile var. Hocam onlar bile var. Ne yazık ki var. Yani devlet eliyle yapılanlar. Sorumlu, bakın devlet eliyle. Ben şunu söylemiyorum. Kişilerin evet, sapkın inançlarıyla bundan evet, medet ummasından bahsetmiyorum. Ama evet, şunu bana izah edin Allah aşkına. Kanuni hayır, Sultan Süleyman Türbesi. Geçmiyorum. Ne olur bakın 1923'te Anıtkabir'i açan evet, kim?
1946'da karar verildi efendim. Tamam, doğru. Anıtkabir'inle ilgili anlayışı. Hatta kim? Onun bir Yunan tapınağı formunda olmasını isteyenler. Kim daha önce, yani yöneten kim? Efendim 1946'da çok da iyi oldu. Bir yer açmış, ayrıca onu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Tamam. Çıktı. Elbette. Ama yani çünkü CHP yenildiği için açıldığında Demokrat Parti iktidardaydı. Evet, ama evet, Anıtkabir'in inşasına. Şimdi tabii, bir şey söyleyeceğim. İyi yapmışlar. Yani bakın diyorum, inanılır gibi değil. Evet. Şimdi Anıtkabir tartışmaları olduğu için söylüyorum. Evet. Deniliyor ki evet, haklı olarak burası bir kabristandır, çocuk evet, parkı olamaz. Evet. Eyvallah, kabul ediyoruz. Evet. 3750 metrekarelik bir mozoleden bahsediyoruz. Evet. 750 bin kilometre. 3750 metrekare olmalıydı. O batan peki olmadı. Kanuni Sultan Süleyman'ın hani türbedarlık bilmem ne evet, gidiyor isteniyor deniyor ya. Kanuni Sultan Süleyman türbesi kaç metrekare biliyor musunuz? 51 metrekare. Bundan Sultan Mahmud'un 64 metrekare. Evet. İnanılır gibi değil. Evet. Şimdi türbedarlığı yani türbe anlayışını bu inanılmaz kötü bir tapınç meselesini, ondan evet, medet umma meselesini evet, inşa ettiği, ihya ettiği ifade edilen Osmanlı'nın evet, kendi padişahı için evet, yani en büyük padişah için 51 metrekarelik şey inşa ediyor, bir türbe inşa ediyor. Doğru. Üstelik bir caminin kenarına inşa ediyor. Doğru, çünkü Mustafa Kemal ama Mustafa Kemal ama bunun bir örümcek kafalı olduğunu düşünen, yani bu anlayışın hı, bir örümcek kafalı olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini düşünen tek parlak kurtuluşun aydınlık, bilim, ilim, fen olduğunu ifade etmek isteyen Kemalizm bir tarikat kuruyor. Evet. Bu tarikat içinde bir türbe inşa ediyor ve 3750 metrekare. Olabilecek bir şey mi? Peki, cevap gerçekten Mustafa Kemal hayatta olsaydı böyle bir şey izin verir miydi? Bence sizin verir tanımladığınız bence, Mustafa Kemal izin verir, vermez gibi görünüyor. Verir. Ama buna verir, sizin cevap vermeniz lazım. Verir. O zaman ben vereyim evet. O açıdan verir de, şu anda ben Türkiye'deki şey en büyük tarikat şimdi bu yönüyle. Bakın ama bir kere daha söyleyeyim. Ama değil. Ben yanıtınıza yani gelmeden önce olmalı hocam evet, şunu sormam lazım. Ama şimdi bu tartışmanın ben önümüzdeki dönemde bir toplumsal vaka olan tarikatların ve cemaatlerin benzer darbe girişimlerine gitmelerini nasıl engelleyeceği şu meselesine şunu dair nasıl evet, bir şey olduğunu anlamaya çalışıyorum, bulamadım. Açıklarsanız daha iyi olacak. Yani bu hocamızın ifade ettiği tarikat anlayışı içerisinde devlete sızma, komitacılıkla bu içeride faaliyet yürütme ve devleti ele geçirme anlayışı, yani bu hurafecilikten beslenen anlayış sadece tasavvufi tarikatlarda ya da FETÖ gibi kriminal örgütlerde yok. Pek çok yapıda var. Sol örgütlerin içerisinde var, sol Kemalizm içerisinde de var. Önce bu kafadan uzaklaşmak zorundayız. Bu kafanın tamamen değişmesi bütün lazım. Türkiye yani İslamcısı, evet, muhafazakarı, evet, mütedeyyini, dindarı, solcusu, sağcısı, evet, şusucusu filan. Hepimizin öncelikle bir zihniyet devrimi yapması kesinlikle lazım. Önemli olan bu. Bu hurafeci anlayıştan, evet, bu tek tipçi anlayıştan, tek bir adamı yücelten ve onun ardından giden ve onun artık insanlığı kurtuluşa erdireceğini ifade eden hangi inanç olursa olsun bundan kesinlikle kurtulmamız aslında lazım. Aslında tam bir hukuk evet, devleti olmak. Tamam. Yani esas temeli belki bir bunu... Bir şey ben arayayım, belki hocam da yani ilave etmek ister onun üzerine. Buyurun. Yani şöyle bir şey, hani şekilcilikten falan bahsediyoruz ya. Evet. Yani modernleşme diyorsun, hemen bir sakal tıraşı yapalım, saçın başın şöyle olsun, şunu giy bunu giyme, hadi bakalım asli oldu, modern oldu. Ya başka seküler bir toplum kuracağız diyoruz. O zaman cami merkezde olmasın. E ne merkezde olsun? Yani bu tartışmaya girmek istemiyorum ama yani anıt heykeller merkezde olsun. Şimdi bakın bu anlayışlarla yani sadece şekle indirgenmiş bir modernleşme ve aynı zamanda şekle ve dindarlaşma lütfen. Dindarlaşma da olur. Evet, ikisi de aynı noktada. O zaman hastalık sadece bunun dindarlık adı altında ortaya konulması değil. İsterse bunu bilim desin, İsterse bilmem fen desin, isterse ilerlemecilik ya da aydınlanmacılık desin hiç fark etmez. Eğer öz aynı anlama geliyorsa bunun adı da putperestlik olur. Peki. Dolayısıyla eğer bir sıkıntının ortadan kaldırılmasını istiyorsak evet, mesele dindarlar tarafından mı yapılmış, sekülerler tarafından mı yapılmış ayrım yapılmaksızın suçu suç, iyiliği iyilik diye tanımlamaktır. Şu Anıtkabir'in kötülüğünü bir anlayalım şimdi o zaman. Bakın şöyle bir şey, örnek mesela. 15'e mi bölelim? Şimdi mesela Cumhuriyet diyoruz. Kamu kuralım bahçesine. Tabii, yok hayır şöyle bir şey. Ben ona karışmam. Bizim onunla ilgili, ben bunu ifade ederken hocam özür dilerim. Yani Anıtkabir'in varlığından şikayetçi olduğum yıkılma öyle bir şey için söylemedim. Sadece Kemalizm kendisini aklı ve bilime nispet ettiği için evet, ve türbe kurumuna karşı çıktığı için yaptığı şey türbe kendi içinde bir tenakuzdur. Bunu ifade etmeye çalıştım.